Dostlar selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Prison Architect'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hapishanemiz kendi kendine işlesin, benim sizinle konuşacak konularım var abi. Öncelikle dostlar, biliyorum aranızda TEOG sınavına girecek olanlar var. Hepinize başarılar dilerim abi. Umarım dilediğiniz yeri kazanırsınız. Umarım hakkınızda hayırlısı neyse o olur. Her zaman istediğiniz şey hayırlı olmayabilir abi. Bu yüzden ben hakkınızda hayırlısını isteyeyim. Bunu da neden diyorum? Misal ben bu üniversitede kazandığım bölümü istiyordum. Bayağı bir istiyordum. Hani burası olur falan filan diyordum. Keşkem olmasaymış. Hani seçimleriniz değişebiliyor abi. Bu yüzden hakkınızda hayırlısını dilerim. Ve arkadaşlar, kıymetli dostlarım, sizi bir konuda uyarmak durumundayım. Yılın özellikle bu dönemlerinde komşu çocuğu adını verdiğimiz ebeveynlerimizin, analarımızın, babalarımızın bizi eziklemek için öne sürdüğü komşu çocuğu olarak tabir edilen bu canlılar faaliyete geçmeye başlayacaklar. Bu yüzden kendinize dikkat edin abi. Hani siz 98 alırken sınavdan o 100 alır. Komşu çocukları böyledir. Bu kadar tehlikelidir. O yüzden dikkatli olun efendim. Bol bol sık sık bu dönemlerde komşunun çocuğu Oxford'u kazanmış diye sözler duyabilirsiniz. Biliyorum TEOG'a gireceksiniz. Liseye giriş sınavı ama yine de bu komşu çocukları siz liseye geçerken üniversiteye atlayabilirler. O derece yeteneklidir. Hani misal şöyle söyleyeyim abi. Sen diyelim ki Kickboks'ta Ankara üçüncüsüysen, bu komşunun çocuğu adını verdiğimiz komşu çocukları Türkiye birincisidir. Her zaman öndedir. Her zaman senden bir adım öndedir. Bir adım değil, 10 adım öndedir. Sen atomu parçalarsın, komşunun çocuğu nükleer fiziği çözer, bir şeyler yapar. Yani bu yüzden bu dönemlerdeki valide gazlamalarına gelmeyin sevgili arkadaşlar. Sinirlerinizi bozmayın. He he deyin geçin. Yani emin olun. Emin olun, he he deyin geçin abi yani. Hani ben de bu dönemlerde, bizde de komşu çocuğu şeyi vardı tabii ki. Biz de sürekli komşu çocuklarıyla muhatap olurduk. Ama ve lakin ben o komşu çocuğunu hiç tanıyamadım maalesef. Hani bir komşunun çocuğu var. Ben üniversiteyi kazanırken o ikinci üniversiteyi kazanıyor, bitiriyor falan. Benimle aynı yaşıt ama ne hikmetse yapıyor. Ya da ne bileyim. Ben atıyorum vücut geliştirmede belli bir yere eriştiğimde herif dünya birincisi falan oluyor ama ben o komşu çocuğumu hiç göremedim. O yüzden yani boş gazlamalara gelmeyiniz efendim. Boş yere sinirinizi bozmayınız. Ah ablacım ah. Oradan da mı tünel kazdınız? Oradan da mı tünel kazdınız? Ben niye hiçbir ses duyamıyorum? Bu arada arkadaşlar sürekli içtiğim kahve sütlü köpüklü. Çok lezzetli abi, tadı çok güzel. Hani mutlaka tavsiye ederim, deneyebilirsiniz. Ama aileniz, yaşınız küçükse kahveye izin vermeyebilir. Kafein var, kafein bağımlılık yapıyor vırt zırt diye. Abi şimdi beni yanlış anlamayın da bak, hani bizim nesil biraz rahat yetişti ya benim dönemimde. Ne bileyim, sokağa çıkardık, taso oynardık, cipstir, meybuzdur falan kafamıza göre yerdik. Şimdikilere bakıyorum abi, şimdiki çocuk sahibi olan hanım ablalara. Çocuk cips istiyor. Hayır o cips, o öcü Berkay. Cips nasıl öcü olabilir? Ev boş ya, anırabiliyorum rahatlıkla. Abi cips nasıl öcü olabilir? Sevgili hanım abla, cipse öcü denir mi ya? Anne istiyorum anne diyor. Hayır Berkay, cips cips'tir, cips kötüdür. Ulan cips cips'tir, cips cips. Konuşamadım mı? Cips cips'tir, cips kötüdür de. Ulan televizyon reklamlarının tamamında adamlar bu cipsi katır kutur yiyor. Al çocuğa, çocuk da bir iki tane yesin. Ha sen çok mu akıllısın işte, hani çok kilolusun, bırak insanların çocuğunu yetiştirme şekline karışma diyebilirsiniz abi. Benimle birlikte yetişen arkadaşlar aynı şekilde istediklerini yediler, içtiler. Biz dediğim gibi hani meybuzuna kadar yedik abi, böyle sağlığa en çok zararlı gıda boyası var denilen. Ya tabii ki herkes bizim yaptığımızı yapsın demiyorum ama bu kadar kısıtlama getirmeniz yanlış. Sadece ben kiloluyum abi. Benim mahallemdeki arkadaşlarım da benim gibi yedi cipsini, içti kolasını falan filan. Ama çocukların bünye yakıyor. Bu bünye meselesi bir yerde. Sizin bünyenizin durumuyla ilgili. Ya misal diyetisyene gittiğinizde abi, hiçbir diyetisyen size kafasına göre şey yazmaz. Öncelikle bir
tam teşekküllü bir yere gidiyorsanız ya da adam akıllı bir yere gidiyorsanız, he, sen çok şişkosun yeme falan demezler abi. Çıkarsın. Önce bir işte kan tahlili falan yaptırılır. Senin vücudun neyi yakmıyor baba? Yağ mı yakmıyor? Proteini mi yakmıyor? Karbonhidratı mı yakmıyor? Yani hangisi birikip senin vücutta kütle yapıyor? Buna bakarlar ilk önce. Ya özetle şunu dile getirmeye çalışıyorum. Abi sakin ya, çocukları bu kadar boğmayın. Beni tabii ki izleyip de çocuk yetiştiren var mıdır bilmiyorum ama karışmak bana düşmez de babacığım, gerçekten bakıyorum yani hani aklım almıyor ya, çok akıl almaz durumlar ya. Cipse öcü cıs ne lan? Annem bana sobaya cıs derdi. Baba cipse cıs demedi benim annem. Sobaya cıs dedi. Hakikaten de gidip sobaya "Aa soba" deyip elini basarsan yanar. Yani anlayamıyorum abi, anlayamıyorum ya insanları. Abartıyorlar bence bazı şeyleri. Bazı şeyleri değil. Yani bayağı abartıyorlar dayı. Bu aradaki buradaki ormanlık alandan var ya baya baya bir şeyler kazandık. Ben burada eğitim düzeni programını aldım ama 50 tane mahkumun kursu geçeceğini hiç sanmıyorum. Çünkü 50 tane mahkum kursa bile katılmıyor. Neyse arama yaptık abi. Arama yapmamızın sonucunda... Ha ablamız duş alıyormuş. Ben de tünel kazıyor falan zannettim. Ya bir şey diyeceğim. Ben buralara çimen koymak yerine asfaltlayayım mı buraları ya? Dur bakalım bir save alalım da başımıza bir iş gelmezse ufak ufak asfaltlayalım. Çünkü prison'ların içlerini göremiyorum abi. Hapishanelerin içlerini göremiyorum. O da beni biraz rahatsız ediyor açıkçası. Şimdi babacım tuğladan. Hocam, hocam şöyle, şöyle. Abi nasıl yapsak ki ya? Vallahi nasıl yapsak bilmiyorum. Duvar varken kapatır mı abi? Şöyle yapsak. Abi ben böyle komp... Bir saniye bak. Ben şöyle komple bir alacağım. Haydi. Birader aradı babuşlar. Size de selamı var. Ben kayıttayım. Niye rahatsız ettin falan dedim de. Abi selam söyle bizimkilere dedi. Arkadaşlar sanırsam nihayet biliyorsunuz ben uzun zamandır bir taşınma sürecindeyim. Güzel fiberli bir daire bulabildik. Tam olarak bilmiyorum ama işte hakkımızda hayırlısı olsun. İnşallah güzel bir yer bulmuştur bizimkiler. Hani inşallah güzel canlı yayınlar falan yapabileceğim. Bu arada şu an ne yaptığımı bilmiyorum. Save'imi aldım. Sadece şeyi bok etmemeyi umut edeceğim. Eğer bir yerler bok olursa save'e geri döneceğim abi. Ya amacım buraların tamamını asfaltlamak ama bakalım arkadaşlar nasıl bir şey çıkacak bilmiyorum. Neyse babacım işte dediğim gibi bu dönemlerde komşu çocuğu gazlamalarına gelmeyin efendim. Ya gerçekten aileler bazen gazlamak için yanlış şeyler yapabiliyorlar bence. Bana göre yanlış şeyler. Bir de hani yetiştirme tarzına kimse karışamaz ama acıcık bir ucundan serbest bırakmak gerekiyor be hacı abi. Bu arada saat sabahın 12'si yani niye bu kadar karanlık bilmiyorum. İyi galiba bok etmeden halledebileceğiz abi. Galiba bok etmeden asfalt atabileceğiz. Eğer öyle bir şey olursa 10 numara olur abi. Bok etmeden asfalt atabilirsem yani. Harika olur gerçekten. Ama zannımca beceremeyeceğim gibime geliyor. Umarım becerebilirim. Becerebildim mi? Ay! Ay! Kantini yaktı. Kantini yıktı. Neyse kantini yine kapatırız da buralar ne olacak? Buralar ne olacak? Onu merak ediyorum. Aha! Mutfağı da yıktı. Aha burayı da yıktı. Aşağı... Anü! Anü! Babalara gelin genç itirazı. Tamam. Tamam acı. Tamam. Dön. 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 Abi bu ne? Saat 12! Niye bu kadar karanlık? Ben bir ışık açayım acı abi ya. Oğlum saat 12 lan! Öğlenin 12'si! Niye böyle? Ayıp ayol. Hoppa! Göbeği de gördünüz abi. Mis gibi halis mulis göbek. Of babacım yani sabah saat 12'si neden böyle bu kadar karanlık ya? Ayar oluyorum abi, ışığı açmayı da sevmiyorum, terletiyor. Işıkla terletme ne alaka değil mi? Vallahi terliyorum abi. Ya bir de var ya benim masamın üstünü görmeniz lazım. Yemin ediyorum nefes alacak yer yok böyle. Her taraftan bir şey fırlıyor, her taraftan bir şey fışkırıyor. Şu yanımda bir tane kütüphane var ya. Eski Osmanlı ansiklopedilerinin olduğu bir kütüphane var. Osmanlı metinleri falan var. Ya neyime yarayacak kardeşim benim bu metinler ya? İnsanın tabii ki tarihini bilmesi, kültürünü bilmesi önemli. Ama ve lakin ben buna zaten internetten dolaşabiliyorum. İnternet diye bir şey var. Ben en son bu ansiklopedileri ilkokul 2'de kullandım abi araştırma yaparken. Ondan sonra yaz baba internetten takır takır çıkıyor.
Neyi araştıracaksan abi. İnternet her şeyi senin elinin altına sunuyor zaten. Çok gereksiz ya. Nefes alamıyorum. Odada her yer eşya, her yer eşya. Bende bir de kolesterofobi var abi. Kapalı alanda şey yapamıyorum ben. Kapalı alanda kalamıyorum. Yo aslında kalırım yani. Bilgisayarımı ver, yemeğimi şey mi ver. Kalırım da rahatsız oluyorum biraz ya. Tam emin değilim. Kolesterofobik miyim, değil miyim bilmiyorum da. %100 eminim agrofobi var abi. Agrofobi birçoğumuzda vardır. Bazı ortamlarda bulunmaktan hoşnutsuz oluruz ve hoşnutsuz bulunduğumuz ortamdan bir an önce uzaklaşmak isteriz. Bu agrofobiydi galiba. Tam olarak emin değilim de. Şu an yanlış bilgi de veriyor olabilirim. Ama benim agrofobiyam var abi. Onu biliyorum ya. Maalesef. Hani bazı alanlarda, sevmediğim alanlarda fazla vakit geçirmek istemiyorum. Bir an önce oradan ayrılmak istiyorum. Bu yüzden maalesef benim agrofobim var. Agrofobi dışarı fobisi olarak da geçiyor olabilir. Bilmiyorum ya. Evin dışında kendimi pek rahat hissetmiyorum. Ha son zamanlarda bunu açtım da. Oho bu insanlar niye aç kaldı baba? Neyse 3 saat havalandırmadan sonra tekrar yemek var zaten abi yersiniz. Dururu. Ablam soyundu. Ho ho ho. Aa bu ablam da soyun. Abi içeri girip öyle şey yapsaydınız. Cıbıldak cıbıldak dolaşıyorlar ortalıkta ya. Neyse 3 saat sonra tekrardan yemek var. Yemeklerini yerler abi. Bu arada gördüğünüz gibi gerçekten hapishanenin durumu iyi. Şu tarafı komple ormanlık olarak kullandığımız için çok çok iyi. Aynı zamanda şu aşağıya açarsak camış gibi alan satın almış oluyoruz ha. Ya da şu yanı falan alırsak. Abo. Gayet iyi abi. Hapishane falan gayet iyi gidiyor. Ben memnunum şahsen. Bakalım. Kasabildiğimiz kadar para kasalım abi şimdi. Yemeğimiz falan var. Gelin abi bu sefer yemeği yiyin yani. Yemeğin bir saati geçti bile millet içeri giremedi. Abi Andaval, Avel falan mısınız acaba? Bakar mısınız hocam? 3 tane kapı yaptım ben buraya. 3, 3. Ve normal kapı. Yesenize. Hah iyi doydular bari. Ay ay. Abi şimdiki insanlarda gerçekten hani çocuk yetiştirme şekli bir farklı. Ya hani ne bileyim haddim olmayan şeyleri konuşmak istemiyorum da haddim olan şeyleri konuşayım baba. Ya abi kadın çocuğunu lastiğe şey arabaya işetiyor. Köpek mi lan bu arabaya işetiyorsun? Ya çocuğun çişi gelmiş tamam olabilir. Hemen yanda cami var kardeşim. Caminin avlusu açık. Caminin abdesthanesi açık. Orada lavaboyu da kullanabiliyorsun. Götür çocuğunu orada işet. Ne bileyim. Hani yanında büyük abisi de var. Götür abisi işetsin. Niye arabanın lastiğini işetiyorsun be kadın ya? Anlamıyorum abi. Gerçekten kültürsüz insanlar topluluğuyla bir arada yaşıyoruz ya. Ya şimdi bana kimse tutup da bunu doğru olduğunu savunmasın lütfen. Hani arabanın lastiğine çocuğu arabanın lastiğine işetmek doğru demesin abi. Lütfen bana kimse böyle bir şey demesin. Gerçekten kalbime iner. Hani ne bileyim babacım ya ne bileyim ya. Yok cipse cıs diyen hanım abla. Cipse cısı da geçtim. Öcü diyor öcü öcü. Cips nasıl öcü olabilir ya? Allah bilir Halle'ye ne diyecek şimdi? Dankek'i görünce ne diyecek? Ya da ne bileyim Eti Puf'u görünce ne diyecek? Öcü ise Eti Puf'a da herhalde ebeng falan diyecek. Ne bileyim abi. Ya bir de şöyle bir şey söyleyeyim usta hani o televizyonlardaki çocuk yetiştirme programlarından falan hani televizyonlardaki kadın programlarından çocuk yetiştirmeyi öğrenecek bir hanım ablamız varsa lütfen çocuk sahibi olmasın. Gerçekten yani televizyondan çocuk yetiştirmeyi öğreneceğini umuyorsa gerek yok baba gerek yok. Allah aşkına ya televizyonda çocuğa ballı bademi karıştırıp yedirin üzerine pul biber ekip yarasa kanadını sokun daldırın daldırın sonra da çocuğu içine banın. Öyle şeyler anlatıyorlar ki abi. Ne yemeliyiz hocam? Lan ne yersen ya abi. Niye bu kadar kısıtlıyorsunuz kendinizi ya? Sürekli her gün açıyorum baba televizyon kanallarını. Sürekli gündem şu. Zayıflamanın kilit formülü. Gergedan bacağını alın. Gergedan bacağı değil tabii ki. Öyle yöntemler söylüyorlar ki. Dulavrat otunu aldın kaynattın ya baba. Üzerine kurbağa bacağını attın. Kurbağa bacağı ama ılık suda pişmiş olacak. Üstüne yumurtayı kır. Heh ondan sonra bir de üstüne kuş tüylerini serpiştir. Sıcak suda kaynat. Eksantrik şeyler yok da abi. Onu al oraya kat. Bunu al buraya kat. 3 tane cevizi alıyoruz. Kırıyoruz. Karıştırıp yiyoruz. Niye 3 tane baba? Hani ne bileyim. Ne zamandan belli televizyon bize neyi yapıp neyi yapmayacağımızı söyler oldu babacım ya. Size sohbet çok saçma gelebilir de dikkat ettiniz mi hiç abi?
Ne zamandan belli durum böyle oldu yani? Şunu çekmezsene şuradan bak katliam çıkaracağım. At şunu. At lan şunu al şuradan. Ya 40 tane işçim var. Birisi şu kapının açılıp kapanmasını engelleyen zımbırığı alabilir mi rica etsem? Neyse Allah'tan buralara giriş yasak, sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ha aldı nihayet ya. Gerçi şuralarda da giriş var da ne olur ne olmaz abi. Yok işte hocam çocuğum hiperaktif ne yapmalıyım? E dövecek halin yok, yollayacaksın halı sahaya, oyun oynayacak o çocuk, açılacak baba. Bu kadar basit ya, ben gerçekten gıcık oluyorum, ayar oluyorum ya. Milletin televizyondan akıl alması kadar saçma bir şey olabilir mi abi? İnsanlar televizyondan akıl alıyor ya. Neyse, ben memleketi kurtaracak değilim. Ben oyun oynayacağım sadece. Ama arada hani insan ister istemez konuşmak istiyor be babacım ya. Hani gerçekten ister istemez konuşmak istiyor böyle. Siz de bana hak veriyorsunuzdur muhtemelen bazı konularda, her konuda olmasa da. Ne bileyim abi yani. Bana değişik geliyor. Hani belli bir döneme kadar, bak bir de bu nasıl bir şey biliyor musun abi? Herkes için konuşmuyorum. Belli bir döneme kadar televizyon aptal kutusudur diyen insanlar şimdi televizyon olmadan hareket edemiyorlar. Çocuğuma ne yedirmeliyim? Mama, süt. Hani gerçekten bunu bilmek için bir uzmana, danışmana gerek var mı? Ya da çocuğunun bir hastalığı, rahatsızlığı olduğunu düşünüyorsan televizyon izleyip "Aa bizim çocuk aynı bundan" diyeceğine bir doktora götürsene ablacım be. Yani baba, yani diyecek fazla bir şey yok. Diyecek fazla bir şey yok. Ben en iyisi fazla şey yapmayayım. Yanlış anlamayın, kimsenin annesine babasına laf etmiyorum. Kimsenin çocuk yetiştirme tarzına laf etmiyorum. Ama benim gözlemlediğim durumlar böyle. Katıldığım noktaları belirttim. Katılmadığım noktaları belirttim. Öyle işte yani, herkes benimle aynı görüşte olmak zorunda değil. Size göre doğru da olabilir. Bilmiyorum. Abi ortak oda yaptık. Ortak odayı kimse iplemiyor ha. Kimse iplemiyor ortak odayı. Harbiden yani ortak odayı kimse iplemiyor abi. Oh, alkol malkol bir şeyler bulundu. Benim 80 tane gardiyanım var. Bu 80 tane gardiyanım ne işle meşgul de sadece 9 tanesi atanılabilir vaziyette. 21'i görev başında, 29'u devriyede. 11 tane de atanan iş var. Ha şu kapıyı aç, bu kapıyı aç, vırt zırt sanan filan. Anladım. Boş zamanlarından sonra tekrar bir yemek yesinler. Uyku vakitlerinde hücrelere baskın yapacağız abi tekrardan. 78. güne ulaştık çünkü herhangi bir şekilde hapishaneden kaçan eden, firar eden olsun istemiyorum. Ya ne demek 690 bin değeri var ya? Ben otursam şurada biraz uğraşsam 690 bin yaparım zaten babacım. Ne demek 690 bin değeri var? Ay, ondan sonra abi bak benim ayar olduğum bir tür daha bir şey böyle hani bir insan türü daha hocalar babacım. Böyle hocalar dedim öğretmenlerden falan asla hani onlara laf söylemiyorum da hani bazı dershane hocaları var. Adam geliyor, beyler ödev 1000 soru Türkçe, 2000 soru matematik, 600 soru edebiyat. Baba ne yaptın? Baba ne yaptın? Oturayım bir günde soru bankası mı bitireyim babacım, ne yaptın ne yaptın? Elime ben test kitabını yeni yeni almaya alışmışım. Hoca bir ödev veriyor abi, saat yalnız 2 oldu, bu hücresine gidip ilerleyip girene kadar 2 oldu, 2-2. Uyuyun sabah erken kalkacaksınız daha. Hocam bir arama yapalım hücrelere. Oho hey maşallah. Adamlar boş durmamış ki. Babacım hani böyle haftalık bize soru çözüm ödevleri verilirdi. Yanlış anlamayın, dershane hocalarımı gerçekten çok severdim. Hepsi baba yiğit delikanlı adamlardı. Ha, sevmediğim sadece birkaç tane hoca vardı. Onlarla da muhatap olmuyordum zaten. Ya belli bir yere gelince abi şöyle bir şey oluyor. Hani bak belli bir yaşa ulaşınca insanların sana karşı tutumu tavrı değişiyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle hani sözlerine değer vermeye başlıyorlar. Ondan önce "Aa, bana çocuktur, ne bilecek" deyip geçiyorlar. Misal ben 8. sınıfta dershaneye giderken bir tane Türkçe hocamız vardı. Adamdan nefret ederdim. Kendini beğenmişin tekiydi. Konuşmak istemedim, muhatap olmak istemedim ama kimse beni ciddiye almadı. Hani tutup da dershane yönetimi benim söylediklerimi pek fazla ciddiye almadı. İşte başka sınıfın derslerine girdim falan filan. Neyse abi, ondan sonra lise son sınıfta misal bak yaş belirli bir süreden sonra atlayınca lise son sınıfta ben
fizik öğretmeniyle pek anlaşamıyordum. Anlaşamıyordum demeyin. Fiziğe kafam almıyor. Hoca sağ olsun ilgi gösteriyor, anlatmaya çalışıyor ama hani belli bir süreden sonra olayın boyutu tartışmaya dönüyordu. Ben söyledim böyle böyle bu hocanın dersine girmek istemiyorum. Hani başka bir hocadan etüt olarak telafi etmek istiyorum bunu. Mümkün müdür diye. Mümkün dediler, şey yaptılar yani. Hani sözlere de belli bir süreden sonra değer verilmeye başlıyor birazcık yaş ilerleyince. Neyse abi. Abi yapma. Ha tamam, kapıda işçi varmış da 1 saat sonra falan çıkacak herhalde bunlar buradan. Yetişemiyor çünkü. Neyse abi işte hani dershane dönemi hocalar ödev veriyor. Abi sadece kimya hocamız, çok sevdiğim bir hoca vardı, kimya hocamız sadece o şey yaptı böyle. Hani kimyadan dedi haftada anü tünel kazmış. Onu bir kapatayım bir saniye. Kimyadan dedi haftada 200 soru çözseniz bana yeter abi, tamam mı? Diğer hocalara bir bak, ütopya rakamlar veriyor işte. 600 tane çözün, 300 tane, 500 tane falan filan. Hoca dedi 200 tane çözseniz yeter. İlk bak 200 dedi. Ondan sonra dedi dur vazgeçtim abi. 200 çözmeyin dedi. Sadece 50 soru çözün. 50 soru çözün ama. Hayır ben oyunu kapatmayacağım ayol. Niye kapatayım oyunu? Kazara alt tuşuna falan bastım herhalde. Abi hoca şöyle dedi hani. İlk başta 200 soru dedi. 200 diğerlerine göre çok çok az. Edebiyat hocası 800 soru falan ödev veriyordu. Malum üniversite sınavına hazırlanıyorsun ya, kapıda kapıya adam dikin. Abi alo kapı please. Kapılara bak. Neyse abi diğer hocalar falan böyle baya baya ödev veriyor. Hoca 200 dedi, çok makul bir rakamdı. Ondan sonra daha da düştü hatta. 50 soru çözün ama dedi. Kendinizin çözdüğünü ben bileyim, tamam mı? Hani 50 soru çözün. Arkadan bakıp böyle tık tık işaretlemeyin. Arkalarda cevap anahtarı olur ya test kitaplarının. Arkadan bakıp tık tık işaretlemeyin. Hani bana nasıl yaptığınızı falan anlatın, tamam mı? Sadece 50 soru çözün dedi adam. Haftada 50 soru. Abi biz bir oturuşta 250-300 soru çözüyorduk ya dershanedeyken. Yani böyle çok güzel eğitim veren insanlar da vardı ya. Hani hakikaten bazı hocaların eğitim anlayışına hastaydım abi cidden. O özellikle kimya hocamızın eğitim anlayışına hastaydım cidden. Ya, çok bilgili adamdı ya. Çok bilgili adamdı. Ha diğer hocalarımız da iyiydi abi. Onlar niye zorluyor biliyor musun? Hani veliler geldiğinde, insanların annesi babası geldiğinde bu çocuğa siz burada ne yaptırıyorsunuz dediğinde İşte şu kadar şu kadar soru çözdürüyoruz diyebilmek. Hani abi çocuğun kafa basmıyor ya da ne bileyim çocuk hayta. Anneleri babaları geliyor, işte dershanenin müdürüne çemkiriyorlar, öğretmenlerine çemkiriyorlar. Hani ben şey mantığı var bir de genelde dershaneye gidenlerde, parasını verdim dibine kadar kullanacağım. Hani sürekli etüt alan arkadaşları biliyorum ben ya. Benim ihtiyacım olduğunda atıyorum Türkçeden bir konuyu anlamadım mı? Hocanın yanına gidiyordum öğlen yemeği arasında. Hoca yemeğini yedikten sonra hocam 5 dakikanız var mı? Ben şunu anlamadım. Hoca anlatıyordu Sametçim böyle böyle. Bitti yeter. Diğer bir arkadaşım vardı sürekli etüt sürekli etüt. Hani 8 saat dershanede ders görüyoruz. Ondan sonra kızın 4 saat etütü var baba. Sakin. Sakin. Tamam. Para verdin. Biz de para verdik dershaneye. Ama hani sömürmenin mantığı ne? Ders alıyor böyle. Hoca ne konuyu anlamadın diye soruyor kıza. Anlatın işte hocam bir şeyler. Ne bileyim etüt dediler. Aldık yani. Annem etüt dedi. Gittim aldım diyor. Öyle işte babacığım ya. Dediğim gibi ama siz bu TEOG dönemlerinde gazlamalara gelmeyin abi. Yalnız 100 bin dolar para kastık ya. Hey yavrum hey. Vallahi 100 bin dolar para kastık da ben hiç programlara bakmadım. Gardiyanların şok tabancası bitti sanırsam. Aynen öyle bitmiş. Ruhani rehber devam ediyor. Şartlı tahliye duruşmaları devam ediyor. Alkolik grup tedavisi ve temel eğitim programı devam ediyor. İnşallah temel eğitimi de biri başarabilir. Yani tamam başka da yapabileceğim bir şey yok. Abi çalışanlara bakar mısın ya? 250 tane çalışanım var neredeyse. Niye 249 lan? 250 olmasını istiyordum ben. Bir tane daha fazladan aşçı mı alayım, ne yapayım? Tam 250 çalışan olsun. Nelerim var abi? Hop doktorlar bak, bir tane daha doktor alıyorum. Al baba. Al. Tam 250 çalışanım oldu. Ulan 100 mahkuma 250 çalışan ne? Abi best of the enayi. Yemin ediyorum başka hiçbir şey değil. Best of the enayi. Normalde çalışanların sayısı daha az olur, değil mi? Ben de çalışanların sayısı daha fazla. Bakayım.
100 mahkum var, 250 çalışan var. Yani aşağı yukarı 100 mahkum var. Abi, mahkum başına 2,5 çalışan düşüyor. Yani normalde bir çalışana 3-4 mahkum düşer. Bizim hapishanede şey mahkum başına 2,5 çalışan. Aa. Her neyse dostlar, umarım sohbetimden keyif almışsınızdır. Umarım eğlenceli zaman geçirmişsinizdir. Ben gerçekten sizinle konuşurken çok eğlendim, rahatladım ve açıkçası oyunu uzun zamandır oynamak istiyordum böyle. Hani bir gün oturdum arda arda 3 bölüm çektim. Ondan sonra hiç girip oynamadım. Oyunu uzun zamandır oynamak istiyordum. Benim için de iyi oldu. Sonraki bölümde abi bu hapishaneden kaçmayı deneyeceğim. Kaçabilir miyiz bilmiyorum. Millet genellikle tünel kazıyor. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Ben hapishanenin başında olmadığım sürece adamların hücre araması yaptıracağını zannetmiyorum abi. Hani hücrelere baskın yapıp arama yapacağını zannetmiyorum. Hani o yüzden tünel kazarak kaçmamız mümkün. Ama atölyenin şuradan nasıl metal dedektöründen işte matkap falan geçirir delme olayına girişebiliriz. Nasıl bir şeyler yaparız hiç bilmiyorum. Bakalım abi, gelecek bölümde bu hapishaneden kaçmayı deneyeceğiz. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Esenlikle kalın dostlar. Bay bay.